Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir şey oynayacağız. Kızları benim odaya soktum. Benim odadaki benim kıyafetlerimle en güzel kombini kim yapacak bakalım. Onların seçimini size puanlamayı bırakıyorum. Yani onlar seçecek, siz puanlayacaksın. Ben de puanlayacağım. Biliyorsunuz her zaman adil davranmışımdır. Bunda da adil davranacağım. Eşit ya, cidden doğru. Evet kızlar, hazır mısınız? Makyaj yapma var mı? Çok. Makyaj var mı? Evet, çok makyaj yapmayı biliyorsunuz ki. Yes. Ben kazanacağım ya. Bakın, bakın diyorum. Burada makyaj şeyleri var. Burada böyle aslında gözlükler var. Burada şeyler var. Takılar var. Burada kemerler var. Hepsini kullanabilirsiniz, tamam mı? Önce kombinleri seçiyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Başladık mı? Evet, başlıyoruz. Hayır, ben çıkmayacağım. Siz seçeceksiniz. Ben sonra seçtiklerinizi giydiğinizde çıkacağım. Hadi bakalım kızlar. Evet, kızlar yarışıyor. Bir tane buldu. Kolaya kaçtı. Altta üstte takım buldu. O yüzden bir şey yapmasına gerek kalmadı. Şimdi ayakkabıya gerek var mı? Hayır, yok ayakkabıya gerek yok. Böyle. Çünkü ayakkabı... Ben anlamıyorum. Boyum yetişmiyor. Boyu yetişmiyormuş. Bari o durumlarda biz yardımcı olalım. Etek vardı. Nerede ya? Hangi etek? Ay, yeni almıştık. Buraya bakabilirsin. Bakın, sakın kıyafetlerime zarar vermeyin ve ekstra bir şey daha uyaracağım. Bu yaptıklarınızı dağıtmayın, toplayın. Nerede? Bulamadın mı eteği? Etek. Seni arıyoruz, etek. Neredeydi bu etekler? Bir dakika. Bunu mu arıyorsun? Ha? Bunu mu? Yeni almıştık. Ha. Bunu arıyor. Evet. Şimdi takıyı da seçti. Ben şimdi takıları şimdi görmeyeyim bari. Şimdi içine gidecek bir tişört aldım. Tişört alacak. Tişört mü alacaksın? Tamam. Şimdi... Evet. Bitti benim çanta. Çantalara koşuyor. Çanta koşuyoruz. Evet. O çanta mı? O çanta değil, kemer yalnız. Ama yukarıda olabilir var. Dur, çanta burada var. Yukarıdakiler yok. Evet, burada. Sadece bu oda. Evet. Ya senin bir sürü çantan var. Sadece yukarıdan ama. Ama ne yapabilirim? Sen siyah beyaz giyiniyorsun. Buradaki bütün çantalar sana olur zaten. Evet. Sen de turuncu giyindiğin için. Ben çanta takmak istemiyorum. Takmayabilirsiniz de bu arada. Güven bana. Olur. Bence çok güzel olur. Tabii kombinini ne göreceğiz. Evet. Ama tişört yok. Buldunuz mu? Ne tişörtü? Gömlek giyiyorsun yani. Kısa. İçine gömlek. Kısa istiyorsun. Kısa dur bir dakika, ben sana bulacağım şimdi. Evet. Şimdi bitti, tamam. Ben sana o kısayı vereceğim. Bitti. Siz alın paranızı, pırtınızı. Şu banyoda giyin bakayım. Hadi. Okay. Hadi bakayım çocuğum. Bakalım arkadaşlar, en güzel kombini kim yapacak? İşte ya, makyajı var. İşte benim stilimin güzel kızları hazırlanıyor. Hadi. Hadi görüşürüz. Kızlar, saatlerdir bekliyorum. Bitmedi mi? Benim kıyafetlere bakın. Neler olmuş. Ay, buranın dışını yapayım bu arada. Evet, ilk kimle başlayayım? Masal kız. Benim kıyafetine nasıl bu kadar tam oldu? Şöyle göstereyim. Evet. Neye benzetmiştin kendini hazırlanırken? Her şey. Saçım topuz yapmıştım. Şuraya da bir tane ben koymuştum. Yasak elma da kumruya benzedi. Evet. Bakıyoruz. Önce bir yürüyorduk. Neydik yürüyüşümüz? Hadi gel masa Öykü buraya. Evet. Mankenimiz yürüyor. Gördüğünüz gibi. Biraz da buraya konuşamadım heyecandan. Evet. Şimdi şunun üstüne çıkıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi bu altlı üstü bir takım. Ben hiç giyememiştim ama gidiyordu çocuk. Giydi. Bence gayet güzel olmuş. Yani sen bunu giyebilirsin bence. Bunun da siyahı da vardı. Siyahını da alsaymışım güzel olur mu sana? Makyaj yaptı. Evet, bir adet eyeliner çekmiş. Benden iyi çekmiş. Makyaj senden daha iyi. Ha, evet, çok güzel yapıyor. Bir tane ne sürmüş? Lip. Glosunu kullanmış. Benim kolyeyi takmış. Bakıyoruz. Kolyeyi takmış. Kolye olması da güzel olurmuş. Çantayı takmış. Evet. Güzel olmuş. Ben beğendim. Ayakkabımız yok. Ayakkabıyı katmamıştık araya çünkü. Güzel olmuş. Ben beğendim. Şimdi sıra Öykü'de. Öykü'de benim kıyafetleri giydi. Yürüyor. Öykü yürüyor. Evet Öykücüğüm. Gör bakalım şöyle altında. Ben de yorumlayabiliyor muyum? Yorumla. Güzel oldu. Evet. Bari bana verdiğin bir diş yaptı.
Etek ve gömlek ha. Güzel ama üstü biraz klas olmuş. Ay bence nasıl yani? Üstü ha. Klas olmuş, bayağı klas olmuş. Güzel yani, güzel mi yani? Ne diyorsun hayır. Kızım? Ne diyorsun değişik kızım? Yani. Evet, güzel oldu bence. Şöyle ya. Küpeleri de takalım bakalım. Küpeleri de bakalım. Evet, küpeler de güzel. Çok güzel çizim saçlar beğendim. Birazcık saçlar birazcık karışmış falan filan. Yo. Yo diyor. Beğendi. Pembe toka yerine başka bir toka olabilirdi belki. Yokmuş. Neyse. Ne yapalım? Puanlayayım mı? Ben mi puanlıyorum size? Bak anne, ben sana puanlayayım. Tamam. Önce birbirinizi puanlayın. 1 2 3 deyince puanınızı söyleyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi biriniz 9 der, biriniz ona göre 9 der falan olmaz. Ben sayıyorum. Herkes puanını hazırladı mı? 1, 2, 3. 7. Değiştirebilir miyim? Niye? Bak, lütfen. Tamam, değişti yapacağım. 5 mi vereceksin? 1 falan veririm. Ne? 2. 2. Evet, ben söylüyorum puanımı. Sana kolyeden, ve çanta. Hiç yakışmamış mı? Hayır. Turuncu hiç. Yani turuncuyu belki şuradan bir git yeşil al bakalım. Yeşil. Yeşil mi? Evet. Zıt renkler. Hayır, kahverengi daha güzel. Eyeliner falan da kahverengi diye. Kahverengi eyeliner çekiyor. Tamam, bir al bakayım, Şunu da açayım bu arada. Şöyle. Evet. Daha güzel oldu. Bakın yeşil daha güzel oldu. Bence de yeşil daha güzel oldu. Şöyle göstereyim. Güzel de bence evet. Kadar. Neyse ben puanımı bir şeyler dökülüyor. Dökülmeden puanlıyorum. Puanımı kolyeden, kolyeyi ben çok beğenmedim. Beyaz ince olmasını çok beğenmedim. Ve çantadan kırıyorum 8 veriyorum. Sana da kalk bakalım, Yok böyle bir şey. Senin de tokandan kırıyorum. Yani saçından kırıyorum. Makyajın birazcık da. Evet, senin de puanı nereden kırıyorum biliyor musun? Seni makyajından ve saçından 8 veriyorum. Net. Anne hayır ya, yeter artık, aynı puanları verme. Vereceğim. Ya aramızda eşitliği yani, ben. Biz aynı olamayız. Neden? Anne hani bir bana bak, bir öykünün şenliğine bak. Arada aşırı fark var. Tamam. Hayır. Tamam ya, ona kararını böyle izleyenler versin. Hadi ikinci kombine geçiyoruz. Annelerle yaptığımız videoda herkes masal yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Dersin ki bu videoda beni seçin. Lütfen. Demez. Asla demez. Hadi ikinci. Highlight çizimini dağıtmayı unutmuş. Ne alaka? Hadi. Hadi. Hadi ikinci tura geçiyoruz. Hazır mıyız? Başlayın. Öykü bir şey söyleyeceğim. Sana Emily in Paris kombini yapacağım. Pardon, hayır sen yapamazsın. Hayır. Üst üste, Kapı. Onu değil. Annem bir yere Gülke puan verirse ben bunu yok, saymam. Yok, puan vermeyeceğim. Bilerek vermeyeceğim. Sen ne giyeceksin? Bak şurada yeni bir pantolon geldi. Sana olur, bana olmadı. Ya anne ama çanta yok. Yukarıda çanta alsana. Çantaya gerek yok ya kombinin için. Yok yok. Hayır. Buradan dışarı çıkarsan elenirsin. Hayır. Çanta. İyi hadi git çantayı al da gel. Bir tane. Sen ne arıyorsun? Pantolon mu? Bak şu pantolon yeni geldi. Sen bunu çok beğenebilirsin. Ama bana olmadı. Sana olabilir. Asker. Aa beğenmedi. Evet. Ne bakıyorsun? Etek. Etek senin inşallah belinden düşmez bu arada. Evet bakalım arkadaşlar, ikinci tura geçtik. İkinci turda neler bekliyor bizi. Ne giyecekler? Hepsini göreceğiz. Giyinsinler, öyle çıksınlar karşımıza. Bakalım biz de. Bir tane etek buldu. Üstüne ne bulacak? Çok önemli. Kombin önemlidir arkadaşlar. Evet kızlar, hazır mıyız? Vay vay vay, kimleri görüyorum burada? Kızlar, Öykü Paris'e mi gidiyorsun? Öyle bir havan var sanki. Masal da işe gidiyor gibi. İş toplantısına gidiyor Masal Günay. Hangi işle meşgulsünüz Masal Hanım? Mimar mısınız? İşte ne bileyim, psikolog musunuz? Dişçi misiniz? Voleybolcu mu? Voleybolcuya yakışır giymişsiniz. Evet. Yalnız şimdi, gözlerim çok büyük oldu, kusura bakmayın. Evet, gözlüklerine bakalım. bütün yüzünü kaplayan gözlükleriyle. Evet. Şimdi ilk kimden başlayalım? Öykü hazır mısın? He?
Şurada bir tur attayın, namını görsünler be Öykü. Şu şapkanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet, Öykü yürüyor. Mankenimiz Öykü bugün. Evet Öykü, Öykücüm seni gel şöyle, ışığı şöyle arkamı alarak puanlayacağım. Ceketini beğendim, çok beğendim. Ceketinle şapkan çok güzel. Tam bir Paris kombini olmuş. Etek. Yine altında bir şort etek, siyah botlar, siyah gözlükler. Hiçbir uyumsuzluk göremiyorum gerçekten. Puan vereceğim de sana saklıyorum. Yani puan da vermek istemiyorum gerçekten. Bu puanın, benim puanım tam olabilir çünkü Öykücüğüm. Ya anne ya. Ben demedim mi sana? Bak bir şey diyeyim annem. Evet Paris demeseydi Öykü böyle olmayacaktı. Ben videonun en başında dedim yani. Tamam şimdi seni de daha puanlamadım. Cazgır cazgır konuşarak puanımı engellemeye çalışma. Öykü ne diyorsun bu duruma? Ha? Kıskanıyorlar mı seni? Evet. Evet, şimdi Masal Hanım gel şöyle bir yürüyün de görelim önce kombininizi. Evet, ne oluyor böyle ki? Masal çok iyi bir iş kadını kombiniyle geliyor. Ceketler giyilmiş, gözlükler. Şu tarafa geçelim, ben de şöyle geçeyim. Ayakkabım çok güzel. Evet, şimdi ceketiniz, ayakkabıları da görüyorsunuz. Koca ayak benim ayaklarıma yetişti. Kaç numara giyiyorsun Masal? 38-39, ben de 40 giyiyorum. Seneye beraber giyeriz inşallah. Güzel olur aslında evde 3 kişinin aynı numarayı giymesi. Ceketimiz böyle güzel bir ceket. Üstünde bir gözlük. Gözlükte tek takıldığım kısmı söylüyorum. Altın rengi. Altın rengi. Çünkü ayakkabıların ve tokası gümüştü. Ama bulamadım, ne yapayım? Yani bilemiyorum. Eteğini beğendim, ceketini beğendim, saçlarını beğendim. Takığı olmaması daha iyi olmuş çünkü ceketinin... Evet, ceketin düğmesinde taş var zaten. Onu da beğendim. Ben beğendim. Ben beğendim arkadaşlar. Sadece gözlüğünle ilgili şüphelerim var. Puanlamayı veriyorum. Önce birbirinize puan. Tamam, hadi önce birbirinize puan. Kalkın ayağa. En önemli kısım geldi. Puanlarınızı aklınızdan tutun. Bak geçenki puanlamayı unutun. Bak geçenkinin intikamını almaya çalışmayın. Hazır mısın? Tuttunuz mu? Bakın bakın nasıl süzüyor bak. Bak nasıl süzüyor. Bak bak bak. Evet. Hepiniz puanlarınızı hazırladınız mı? Evet. Şimdi söylüyorum. 1, 2, 3. 8. 7, 8. Nereden kırdın? Ben 8 almamın sebebi şu garbucu görüyorsun. Biz... Hey, bir şey diyeceğim. Senin de gözlüğün var. Çıkardın yani. Ona ne demeli? Evet. Ne diyor bu? Anlamadım ben. Evet. Yani ikincisi, yani şöyle bakınca eteği bundan daha açık renk olmuş. Onu beğenmedim. Evet. Yok koyu. Hayır, bunda beyaz var. Bunda hiç beyaz yok mu? Tamam, sen nereden diğer gidiyorsun? Puanında bir puan düşünelim, bir puan atayım. Zaten diğer puanında puan. Herkes 4-4'lük olamaz, oradan bir puan kırdın. İnisiyatifine göre kırmış. Sen nereden kırdın? Aa, durum Ferit gibi girdim bu arada, yanlış yaptığımda. Evet, sen nereden kırdın Öykücü? Ayakkabılar çok yakışmamış. Evet. Bence. Evet. Arka burada gümüş aynı şey aslında. Evet. Başka? Bulamadı bak salladı. Bulamadı yani. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir kardeş çekişmesi. Gözlüğü vardı, gözlüğü vardı. Evet. Aa, gözlükten kırıyorum. Evet gözlükten. 8'e. Aynen 8 vermiş olursun o zaman. Bir puan nereden kırıyorsun? Diğer bir puanı. O da senin ne? Kendiliğinden kötü olmuş. O da diyor ki peki, normalde bulamadı bir şey 9 veriyordu. Sonra... Bir de burada alın kalmış bu arada. Şurada çok net gözüküyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü bahanelerle bulmuş oldukları şöyle bir yaklaşın bir foto da alayım ben. Bir sürü bahaneler buluyorlar görmüş olduğunuz gibi. Ben puan vereyim mi? Ben. Sana puanım. Ay nerede kız? Küçük. Hayır Öykü. Aa kolum kırıldı. Öykü'ye puanım. 10. Senin puanın 9. Hiç adil değil ya. Bak videonun başına ne? Ben adil davranacağım diye. Özür dilerim. Evet.
Evet arkadaşlar, benim puanlarımı söylüyorum. 10 öyküye 9 masala. Onu da gözünden kırdım, yoksa kombinini beğendim. Eğer Leyla abla saçmalama, haksızlık yapıyorsun, masalı da 10 ver diyorsanız yorumlara yazın. Evet, çünkü öykünün bir şey yani. Ay ben seçmedim öykünü. Bak şurada başarı... Emil Faris var üst üste. Üst üste. Ay neyse. Tamam. Hazır mı? Tamam mısınız? Bir tur daha mı? Bir tur daha mı? Evet. Tamam, bu turda hiçbir şekilde karışmıyorum. Evet. Ne giyerseniz giyin. Hiç beni ilgilendirmez. Evet kızlar, hazır mısınız? Son kombinimizi de yaptık. Bugün bu sefer daha spor kombinlerle çıktınız karşımıza. Yo. Benim kıyafetlerim de size oluyor olması gerçekten çok ilgimi çekiyor. Arka kısmı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani şu yatağım, şu halileri. Burayı toplayacaksınız değil mi? Böyle bırakmak yok. Sen toplayacaksın. Bak arkadaşlar, burayı toplamazlarsa bunlara hep bir puan verin. Evet, masal yok artık, abartma evet, masal bitti, bitti masal. Hadi bakıyoruz, bakın bana bakayım. Hayır, ben dışarı çıkarken önce öykü yürü, ilk sen mi? Hayır masal. Masal yürü bakalım. Hadi, masal. Bu çekmeceyi de itekle giderken. Evet, masal hanım yürüyor. Bir kot giymiş, bir crop giymiş. Bir tane de çanta almış. Spor. Güzel. Beğendim. Saçını da beğendim. Şimdi Öykü. Öykücüğüm. Hadi o yüz zepadeleri. Yürü bakayım. İpe basma, düşersin. Evet, Öykü de ceket, pantolon ve crop, bir de çanta giymiş. Şu tarafa gözlük doğru de. Gözlük de var. Şu tarafa doğru alayım. Şu tarafa doğru alayım. Evet. Şimdi birbirinize puanlarınızı verdiniz mi? Verdiniz mi? Başı 1, 2, 3. 8. Yoksa siz kardeş misiniz? Aa, evet, puanlarınızı verdiniz. Ben... Söylerim nereden kırdığımı. Evet söyle. Yani bu biraz uzun olmuş. O yüzden pantolonunu pek güzel göremedim. İkincisi bir puan buradan kırdım. Yani çok uzun. Hem pantolon hem ceket çok uzun dönemim doğru. Evet. Bir de bu mat beyaz rengi. Bu da birazcık kremsi beyaz. O yüzden bunlar uymadı. Ton farkından dolayı kırdım. Yani ben de kırıyorum. Evet. Gömlek çok açık. Bir pantolon hep duruyor aynı olduğu için. Evet. Bir de döner misin? Pembe çanta çok yakışmamış. Aa, ben pembe çantayı beğendim. Bir de burada eyelinerleri kalmış. Evet. Şimdi tamam, ben oy veriyorum. 3 evet. Puan kırdı. 8'e 3 puan kırdı. O öyle toplam söylemiştir. Evet. Daha da fazla kurcalama, 7'ye düşmesin. Şimdi ben söylüyorum puanlarımızı. Öykücüm sana... Ne? 10. Hayır. 8 veriyorum. Yok. Üstündeki body'den... Onu dememiştim ki 9. Ve şu çapık çapık şeylerden dolayı, iplerden dolayı. Masalcığım sana da puanım 9. 9 veriyorum. Bir puan vereyim. Pantolonun çapık çapık şeylerinden. Yani tonlamayı beğendim. Bak sen kot giyip üstüne böyle crop giyip güzel oluyor bence böyle. Evet, saçında, benim pantolonlarım. Saçın da bu arada böyle daha güzel olmuş. Hiç bağlamıyordun böyle ama güzel olmuş. Aynen. Birazcık kilo alırsan bana erişirsin. Öykü çekmediğim dertle çilehanmat. Şimdi arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi biz gideceğiz. Bu arada vlog videomuz da devam ediyor. Öykücüğüm şimdi oraları toplamaya başlayabilirsin. Hayır, ben niye toplamıyorum? Toplamayanı puan vermeyin arkadaşlar. Ya bir dakika, pantolonun Tamam sen pantolonunu düzelt. Onları askıya asacaksın çocuğum. Onları itekleme oraya. Hadi bakayım. Çıpır çıpır şeyler. Hayır ama artık puan verdim. Hayır, puanım değişti. Tamam. Güzel oldu. Beğendim. Beğendim. Güzel. Böyle bir kot zaten çok giymiyorsam bak kot çok yakışıyor. Ben çok beğendim. Ne oldu? Ne oldu kız? Ne oldu? Hadi buraları toplayayım, ben de yardım edeyim bari size. Şu kolyeyi şuraya, onun yeri oramı Allah aşkına. Allah aşkına onun yeri oramı. O askılara ceketleri yerleştirin. Ben de şunu şuraya koyayım. Bravo. İndi bravo. Evet, şimdi toplama zamanı arkadaşlar. Ben yoruldum. Neyi toplasın? Çenem de yoruldu. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Ben vedayı ediyorum. Çocuklar burayı toplarken vlog videomuza geçiyoruz çünkü biz.
Vlog videomuzu da izleyeceksiniz artık. Önce mi izlersiniz, sonra mı izlersiniz bilmiyorum ama şunları da ben vloga ekleyeyim. Haydi görüşürüz çocuklar. 7 Nisan'da filmimize gelmeyi unutmayın. Vallahi bizi yalnız bırakırsanız çok üzülürüm. Bir daha size günlük video atmam. Şaka şaka. Gelin işte. Çıkın çıkın gelin. Bir de bu arada şehir buluşmalarımız olacak. Bizimle beraber film izlemek isterseniz de buradan duyururum. Gelirsiniz artık. Beraber fotoğraf çekiniriz. Video çekeriz. Sonra filmi de izleriz. Mısırlarımızı da yeriz. Oh mis gibi. Haydi görüşürüz. Mısır deyince ne oldu? Gözlerim böyle. Oh, telefonu zor tuttu şu an. Tamam. Haydi görüşürüz çocuklar.